Evet. Al bakalım ustacığım. Hak ettin. Teşekkür ederim. Ayşe. Hı. Senle bir oyun oynayalım mı biz? Ne oyunu? Bak şimdi. Ben şu an en yakın arkadaşımı arıyorum. Tamam mı? Bekle. Dıt. Dıt. Hep böyle yapıyor. Ya geç açıyor ya hiç açmıyor. İnat mı? Uyu böyle. Beni bekletmeyi seviyor herhalde. Hah, açtı. Ne haber? Nasılsın? Benim biraz tadım yok ya. Ne bileyim. Bir kız var ya işte, biliyorsun. İşte anlayamıyorum ki. Bir gün soğuk, bir gün sıcak. Dün duvarlarım var diyordu. Bugün gece yarısı o duvarları ne hikmetse aşıp yanıma geldi. Allah'ın işi. Yok yok. Kesin kendi de bilmiyor ne yaptığını. Aslında dünyanın en güzel şeyi kendisi ama kendisi farkında değil. Yani ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Ne? Zaman mı vereyim? Hayır, kimin ne kadar zamanı var kim biliyor ki? Ya şansımızı kaçırırsak? Neyse tamam tamam, çok ütüledim kafanı. Sen işine bak. Hadi görüşürüz. Gerçekten delirmişsin. Sen sıyır mısın Ateş, ne yapıyorsun? Yok öyle delilik melilik sıyırma falan. Şimdi sıra sende. Oyun bazanlık yok. Hadi arıyorsun şimdi. Ben de. Sen de arıyorsun şimdi. Hadi bak, hatta kapattım. Tuşladım bile, hatta çalıyor. Al konuş. Ha. Hadi. Tamam. Tamam. Bu arada benim arkadaşım seninki gibi gıcık değildir. Hemen açar. Bak şimdi. Alo Gülçin tatlım. Ne haber? Ben de iyiyim, ne olsun. Gülçin, bak heyecanlanma ama ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Biri var. Efendim? Arkadaşımla konuşuyorum çok burada bağırma, ya. Sen ayıptır, konuş, ne yapıyorsun? Konuş, sen konuş. Gülçin'cim affedersin, pardon tatlı. Evet, biri var. Yani birazcık değişik biri. Ben hayatımda onun gibi birini tanımadım. Yani daha fazla ne yapabilir acaba diyorum. Sonra öyle bir şey yapıyor ki ağzım açık kalıyorum bir anda. Ya, ya öyle. Yani ben küçücük bir balığım. O Şahin. Aynı yerde yaşamamız imkansız. Ama ona bir güvenebilsem belki de. Neyse Gülçin. Yani şimdi çok vaktim yok benim. Müsait değilim. Ben sana sonra uzun uzun anlatırım bunu. Aa dur. Ya da kapatma. Bir şey daha söyleyeceğim ben sana Gülçin. Kızım Allah aşkına izlemediğim dizilerin sonunu söyleme bana ya. Yapma. Tamam, hadi görüşürüz. Ben ne yapıyorum ya? Beni de delirttin Ateş, ne yapıyorsun? Şişt, öyle deme. İnsan beraber delirebildiği bir insanla her şeyi yaparmış. Öyle diyorlar yani. Hadi bakalım. Evli evine, köylü köyüne. Bugünlük bu kadar yeter. Evdekiler senin yokluğunu fark etmeden gidelim. Hadi bakalım. Bir şey soracağım.
Sor bakalım. Sen kimi aradın? Boş ver ya. Gıcık bir arkadaşım. Boş ver. Tamam, ben tanımıyorum işte, söylesene. Yaşam. Öyle her arkadaşımı da tanıyamazsın yani. Ateş, lütfen söyle, kimi aradın ya? Peki madem. Sen? Ben mi? Hı. Niye beni aradın ki sen? Ne demek niye? Ayşen, günde 50 kez seni arıyorum ben. De olur olmaz yerde karşına çıkıyorum. Sen de çıkıyorsun bugün gördüğümüz gibi. Gözümü kapatıyorum sen, açıyorum yine sen. En çok konuşmak istediğim insan sensin. İyice sana benzedim ben. Hatta bazen kendimi seninle kavga ederken yakalıyorum. Ama yine de sende buluyorum kendimi. Peki Uğur? Ah Uğur, ah. Uğur benim çocukluk arkadaşım. Daha yeni evlendi. 2 aylıkta hamileymiş. Hem teşekkür etmek için hem de bebeği kutlamak için yemeğe çıktık bu akşam. Oldu mu? Hadi Ayşen Hanım, hadi. Evdekiler bekler. Kapatıyoruz dükkanı. Tamam. Şu ateşin altını kıs. Hadi.